Ay. Niye hala gelmediler? Arasam mı acaba Emine? Bir şey mi oldu ya? Ha? Ya yok anne. Bir şey olsa Nurhan abla söylerdi. Bulmuşlar işte, gelirler birazdan. Çok şükür, çok şükür. Hah, geldiler şükür, geldiler. Ay. Gel. Gel hadi. Baba. Tuna'dan haber var mı? Gamze'yi aradım, açmıyor telefonunu. Duymamıştır o. Bulmuşlar, merak etme. İyiymiş, arkadaşlarıyla internet kafedeymiş. Yoldalar, geliyorlar zaten. Oh, çok şükür. Sen nasılsın? Hepiniz yüz çevirdiniz bana. Demediğiniz laf kalmadı. Şimdi mi aklına geldi nasıl oldu? Yapma baba bak. Sen de damdan düşer gibi gittin, evlendin hemen o kadınla. O kadın değil. Çiçek. Tamam. Ah, Reşat hocam siz miydiniz? Ben de Gamzeler geldi sandım sesleri duyunca. Geldiler mi? Çiçek. Yok. İyi akşamlar Fatma Hanım. Hiç de iyi akşamlar falan değil. Anne lütfen başlama şimdi yine. Ne lütfeni ya? Lütfen mi kaldı? Ya sen koskoca Reşat Efendisin. Sen herkesi sarıp sarmalarsın, kapını açarsın sonuna kadar. O kadın neydi onun adı o? Vicdan denen kadını bile ortada bırakmadın sen. Sen bir tek benim torunumu koruyup kollamadın. Sahip çıkmadın ona. Anneciğim ne alakası var şimdi Allah aşkına ama ya? Var. Hem de çok alakası var. Sen o kadınla evlenmeseydin Gamze ile Ömer kapı kapı sürünmeyeceklerdi. Evden kovmuşsun bir güzel. Olan da benim torunum oldu. Sersefil oldu çocuk. Paket mi o? Her gün oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Evi neresi bu çocuğun evi? Yeter Fatma Hanım. Benim evliliğime laf söylemek sana düşmez. Tuna senin torununsa benim de torunum. Senin kadar ben de endişelendim onun için. Bak yüzüme bile bakmayan çocuklarımın kapısına kadar geldim. Tuna bulundu diye şükredeceğine hala yargı dağıtıyorsun ortalığa. Hah, şimdi ben suçlu oldum. Gerçeği söyledim diye tabii ki suçlu oldum. Pes korkulur sizden be. Yeminle korkulur sizin ailenizden ha. Anne ne oluyor yine ya? Ah, ah. Nasılsın kuzum? Çok merak ettik seni biz. Tabii çocuk evsiz barksız kaldı. E niye haber vermedin Tuna? Öldük bittik mi teyzeciğim? İyice abarttınız siz de. Tuna. Gamze bu yaşlarda olur böyle şeyler kızım. Çok üstüne gitme. Yok yok, iyi Tuna, merak etme Çiçek. Evet, geldiler. Geliyorum ben de. O kadın dediğin bu saate kadar uyumayıp Tuna'dan haber beklemiş. Belki bu biraz kalbinizin yumuşamasına örnek olur. Hadi siz de geçin yatıp uyuyun. Seninle konuşacağız bu ev meselesini. Hadi iyi geceler anne. Hadi iyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. Gel, geç oğlum, geç. 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 Hah ver Ömer dur. Dur. Ay aman. Geç. Ver. Ben Tuna'yı yatırayım. Hadi. Bir daha bana haber vermeden ortadan kaybolmak yok. Ya anne oyun oynuyorduk sadece. Sen bu saatte dışarıda olacak yaşta değilsin. Ya herkes gidiyor mu? Herkes beni ilgilendirmiyor Tuna. Beni sadece sen ilgilendiriyorsun. Madem öyle. O zaman oyun konsolu al eski evimizdeki gibi. Ben de başka bir yerlere gitmek zorunda kalmam. Tamam, bakarız. Tabii onunla oynayabilmem için bir odamın olması lazım anne. Hayır, arkadaşlarım beni çağıramıyorum eve. Niye? Çünkü bizim bir evimiz bile yok. Çözeceğim. Sana söz verdim zaten. Çözeceğim. İyi. Artık uyuyabilir miyim izninle?